İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'de özellikle uyuşturucu ile ilgili yeni açıklamalar yapıyor. Bir dinleyelim. Hem tüm bu organizasyon ve şebeke ağını çökertmeye yönelik ve satıcısı dahil, organizatörü dahil yaklaşık 137 hedefimiz vardı bugün. Ve bu 137 kişinin 131'i sabah 5'i çeyrek geçe başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. 1960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Helikopter, İHA, dronlar ve yine 18 narkotik dedektör köpek dahil olmak üzere özel harekat unsurlarımız, bütün unsurlarımızla birlikte başarılı bir operasyon gerçekleşti. 131 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması vesilesiyle başta Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, narkotik ekiplerimizi ve narkotik ekiplerimize yardımcı olan tüm arkadaşlarımızı, bu koordinasyonu sağlayan, gerçekleştiren Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, aynı zamanda bugün birlikte olduğumuz Emniyet Genel Müdürümüz, Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz, Emniyet Genel Müdür Yardımcımız ve burada bulunan İl Jandarma Komutanımız, İl Sahil Güvenlik Komutanımız, her birine çok teşekkür ediyoruz. Aziz milletimiz şunu bilsin, bu mücadele biraz önce bahsettiğim gibi aralıksız sahaya basarak devam etmektedir. Türkiye'nin birçok yerinde narko alan projesi uyguluyoruz. Narko alan projesi dediğimiz proje de şudur. Alanı kapatıyoruz. En sıkıntılı olarak nitelendirdiğimiz, hem bizim tespit ettiğimiz, hem vatandaşımızın defalarca ya buralarda eğer bu mücadeleyi devam ettirirseniz iyi olur dedikleri bütün alanlarda ciddi bir alan baskısı ve saha baskısı ortaya koyuyoruz. Ve buradan da sonuç aldığımızı ifade ediyoruz. Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e düştü. Bu 1/3'ü anlamına gelir. Avrupa'da yükselirken, dünyada yükselirken, Amerika'da milyonda 324 iken bizde milyonda 5. Ve Avrupa'da bizden kat be kat yüksekken bizim bu konudaki ivmemiz, trendimiz hala aşağıya düşmektedir. Bu bize yeterli mahir değil. Bir tek evladımızı bu illete kaptıramayız, bu musibete kaptıramayız. Vatandaşımız bize itimat etsin. Vatandaşımız evinde rahat uyurken, onun rahat uyumasını temin ederken, arkadaşlarımızla Türkiye'nin her tarafında, gece, sabahın erken saatlerinde bu operasyonları yaparak onların çocuklarını, gelecek nesillerimizi bu illetten kurtulmak için bir büyük mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Bu uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlarından bir tanesi olan metruk binalar, 120 bin metruk bina tespit ettik ve 120 bin metruk binanın 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik. Bunlar tarihi eserler veya diğer yıkılması gerekmeyen binalar. Yaklaşık 15 bin civarında bir bina kaldı. Bir rakamı daha paylaşmak isterim. Metruk binalarda uyuşturucunun kullanım oranı bundan 3 yıl önce %30'lar civarındaydı. Şimdi %20'ler civarına düştü. Yani attığımız her adım, ortaya koyduğumuz her politika adım adım bizi uyuşturucuyla mücadelede başarıya doğru götürüyor. Onun için milletimizle el birliği içerisinde bunu sağlayacağız ve başaracağız. Ben tekrar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İl Emniyet Müdürlüğümüze, narkotik bilimlerimize hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Mersin'li hemşehrilerimize de hiç merak etmeyin. Bu ikinci ilimizdeki Mersin'deki kökünü kurutma operasyonu defalarca bu operasyonu yaparak Mersin'de de bu illetin yere serilmesine hep beraber şahit olacağız. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorunuz var mı?